Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sezon 15 hakkında videolarıma gelen yorumları cevaplayacağım arkadaşlar. Aynı zamanda farklı ilginç sezon görevleri var. Onları yapmaya devam edeceğiz ve şu kargo ile alakalı, depo ile alakalı sizlere söylemek istediklerim var. Bunları deneyeceğiz. Kargoyu hızlandırmayı deneyeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda nasıl daha fazla kasabiliriz onları öğreneceğiz arkadaşlar bu videoda. Şimdi öncelikle bardan başladık. 6 saate bir görevleri yapabiliyorsunuz, onu unutmayın. Şurada denemek istediğim bir olay var. Kendim denemedim, sizlerle birlikte deneyeceğim abi. Biri dedi ki bu tekerlerin burada ATV transistörü alınıyormuş arkadaşlar. Onu da dur göstereceğim size de. Hayır, alınmıyor abi bende. Oğlum beni mi trollüyorsunuz he? Sizler bir deneyin arkadaşlar. Yorumlara bir yazın. Ben alamadım buradan. Bak basıyorum F'de. Hatta şeyle basalım. Mouse da basalım. Yok oğlum, şurası mı acaba? Küçük balta gerekli diyorsun. Hmm. Ama sen bu ağacı gördüğün için öyle diyorsun. Bak abi, hiçbir şekilde yok yani. Şuradan aldıklarını söylediler bana ya. Yok abi, ben alamıyorum. Sizler alabilirseniz mutlaka yazın bana arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Tam bir troll olayı ya buradaki olay herhalde. Ama birkaç kişi yazdı oğlum. Ne organize mi oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Öncelikle sezon puanında hala kasmayı anlamayan arkadaşlar var. 40 dakikalık bir video çektim. Orada her şeyi anlattım ama demek ki sonuna kadar izlemediniz. İzleyin mutlaka arkadaşlar. Ama yine de bazı arkadaşlar için biraz özet geçeceğim sezon hakkındaki olayları. Öncelikle sezon görevleri burası abi. Tamam, 250 sezon puanı veriyor. Zaten normalde sezon puanı 10, 15, 20 falan verirdi görevlerimiz. Ama bu sefer bir görev yapıyorsun, 250 puan veriyor. Yani biraz daha aslında sezonu bize kastıracaklar. Hikaye sezonu abi. Görev sezonu değil, hikaye sezonu. Zaten ikinci görevimi videosunda bugün sabah sizlere paylaştım. Şişman Joe. Diğeri için biraz bekleyeceğiz. Şu üçüncü sayfadaki olay için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. O da şurada bir ipucu görevlerin yanında ipucu çıktığında yapacağız. Burada buradaki aşağıdaki görevlerimizde 10'ar tane sezon puanı veriyor. 10 çok düşük. Normalde bir görev atlamak için, bir level atlamak için 30 sezon puanına ihtiyacınız var orta aşamalarda. Sonradan bu 50-40 diye artıyor. Ama idare eder, 6 saatte bir geldiği için şöyle 10-10-20 yapıyor. Günde 4 kere yapabiliyorsun. 80 puan da buradan kasabilirsin. Aynı zamanda şurada gördüğünüz cadının biralarını toplayarak porttaki kargo kısmına giderseniz 2 tane de bira kasası var. Onlarla da 15'er sezon puanı kasabilirsiniz. Biranız artarsa birayı onun dışında bir de depo yükseltmek için kullanıyorsunuz. Ben şu anda şu görevi aldım abi. Çam ormanına gideceğiz. Şerif'in destek kuvvete ihtiyacı varmış. O aradığı kuvvette biziz abi. Onun dışında burada başka neler yapabilirsiniz? Ondan bahsedeyim size. Şurada bir yapı ustamız var. Her teslimattan daha fazla pay almak istiyorsan malzeme deposunun seviyesini yükseltmen gerekli diyor. Bu bana iki tane şeyi hatırlatıyor. Yani şöyle kargo kısmına gireyim. Ya şuradaki depoyu genişletecek, tamam mı? Büyük bir olasılıkla burada, ama bir de şöyle bir durum var. Burada hani 5 tane öge çıkıyor ya, işte kargoları tamamladıktan sonra 5 tane öge çıkıyor. Bunu birazdan gösteririm zaten. Biraz kargo puanı kasabilirsek. Oradan bir yerine 2 öge seçmeyi de arttırabilir. Eğer öyleyse çok çok lazım olacak. Bunu da eski ahırı açarak şu malzemeleri elde ediyorsunuz. Oraya da bir sonraki videomuzda ratings atalım. Bira zaten nereden çıktığını gördünüz. Görevlerden, bir de görevler için gidilen lokasyonlardan çıkıyor. Şu malzemeleri yanımda getirdim. Şunları verelim. Aa, 30 mu istiyormuş lan? Tamam, çok önemli değil. Zaten şunları tamamlayamadık. Ben 20 istiyor diye az getirmiştim. Onların devamını getireceğim. Onun dışında buradaki abilerimiz, bak biri gelmiş buraya çömmüş falan, kafaya göre takılıyorlar. 4. yıl dönümüyle alakalı bir tabelamız var şurada. Bir de bakalım tost makinesi hala konuşuyor mu beyler. Hayat ışığım sönse de bir şekilde çalışmaya devam ediyorum diyor tost makinesi. Biz de aynı şekilde abi devam edeceğiz. Dart oynayan abimiz değişmiş bu arada. Şurada takılanlar yine keyiflerine bakıyor abi. Biz görevimize gidelim arkadaşlar. Şu ATV parçası benim kafamı çok karıştırdı ya. Bilmiyorum var mı yok mu şu anda. Bu arada kargo görevlerindeki bu depo kısmını da 75 altını açacağız arkadaşlar. Altını nerede kastığınızdan da bahsedeyim sizlere. 75 altın çok gibi gelebilir ama sezonda dün çekiliş yaptık. Mesela çekilişte kazanan arkadaşımız Ozit kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Twitch'ten yapmıştık. Bu arada sizler de bizi aşağıda açıklamalar kısmında Twitch linki var. Takip edin, yeni çekilişlerimiz olacak. Şuradan 100 para veriyor, tamam mı? Devam edelim, başka veriyor musun? 50 buradan veriyor abi. Çok güzel. Bir de son kısımda 100 veriyorsun değil mi? Aynen, son kısımda da 100 veriyor. Totalde 200 tane altın veriyor. 250 tane hatta. Bunu da
şuradaki depo kısmında harcayabilirsiniz. Al dediğinde buradaki 75'e hepsini mi verecek, sadece birini mi verecek? Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bu arada kargoyu da hızlandırma var. Direkt gelsin, 5 saat beklemeyeceğim derseniz direkt geçe basabilirsiniz. Ama puanını kasmanız lazım. Kargo puanı da zombileri öldürerek ve bu görevleri yaparak kasılıyor arkadaşlar. Bunu 3. seviyeye getireyim de yaygın kargo gelmesin. Şöyle değerli kargo gelsin abi. Onu da bosslar falan daha çok puan veriyor. Biz şimdi nereye gidecektik lan? Ormana gidecektik değil mi? Çamlığa. Orta seviye bir yer. Şerif falan da işin içine giriyorsa, benden de yardım istiyorsa kesinlikle çam ormanıdır zaten. Bu arada görüyorsun bak, her yer açılmış abi. Bir şeyler kasmaya, bir şeyler denemeye çalışıyoruz çünkü gördüğünüz gibi burası. Motel lokasyonuna bir daha gidelim bak, motelde neler var. Ona da hatta bu videoda bakalım abi. Çünkü motelde biliyorsunuz ilk delillerimizi motelde bulmuştuk. Belki farklı bir olay olabilir abi. Onu da bu videonun devamında gösterelim. Hem kargo olayını. Hemen gel zaten, hemen gel. Çok güzel ama şundan çıkınca çok seviniyorum. Çıkmasa bayağı üzüyor beni de. Oş, oğlum Fedon geldi. Avlanmaya hazır mısın diyor. Dur Fedon. Ha, sık bakayım şunlara. Yalnız puan sana gidecek. Ha, çakal sen de mi puan kasıyorsun? Fedon abimiz bu arada sevdiğimiz bir abimizdir. Canti adamdır. Hadi gidelim. Dur şuraya takalım. Ha oğlum ben senin peşinde, sen beni peşinde dolaşacaksın. Tamam. Albay keselim, gel. Ateş etsene oğlum. Albay da çıkmaz, hatırlarsınız 20-30 kere gittim böyle saçma yerlerde çıkar yani. Kaç verdin sen? İçinden çıkacak. Oo, patlak glock veriyorsun ha. Bunu şeye atarız. Şunların içine bakacağım abi. Yani çıkmaz çıkmaz bir çıkar. Fedon ne yapacağız oğlum, biz salak salak gezdiriyorsun bizi burada. Önden senin gitmen lazım. Gerçi bana reis muamelesi yapıyor herhalde ya. Oo oğlum, kurtlara bak, kurtlara beyler. Yemin ediyorum ha, avcılık bu işte. Etler benim ama, benim köpekler aç. Oo bir dalga daha. Oğlum çok iyi. Nasıl kaçtıklarını gördün mü? Teşekkürler dostum. Neye sıkıyorsun lan sen? Bu sıkıyormuş oğlum. Şunları da alalım, evde lazım oluyor. Şöyle bir sulayalım zombimizle. Tertemiz oldu yemin ediyorum var ya, eski halinden daha iyi oldu. Kraterde evime işeyen arkadaşları hiç sevmiyorum ya. Zombiye işersin de eve işemek nedir be birader. Şunu bitirelim artık ya, çok silah var zaten şeyde. Şunlarla çatışacağız. Git buradan diyor birader, bak sen benim kim olduğumu bilmiyorsun, bak ortalık karışık. Tam hareket çekecektim. Oğlum bir canı var, ölmek bilmedi ya. Ama kutuya yapıştırdım gördüğün gibi. Böyle ölürsün. Şuralara bakalım. Oğlum tırt ya. Buradan bazen bira çıktığı oluyor abi. Tamam, görev tamamlandı. İki sandığı da kontrol ettik. Tırt sandıklarmış. Gideceğiz biraları alacağız. Depoyu açacağız. Motele bakacağız. Önce motele bakalım mı? Bak kan izi hala duruyor burada. Ama bu önceden de mi vardı lan sanki? Bir bakayım, açalım burayı, dur. Şunu keselim. Bu arada arkadaşlar soyguncu skilliniz varsa, bu skiller bu arada seviye atladıkça, ben fullüm şu anda, bütün skillerim var. Geliyor, rastgele geliyor. Kimine 40'da gelir, kimine 50'de gelir. Şu yan cep olayı da rastgele geliyor. Eğer soyguncu skilli varsa buradan sürekli bomba elde edebiliyorsunuz yani, onu söyleyeyim. Bir seviye olsa bile edebiliyorsunuz. Ya Bunker Alpha 4. katta ben 4-5 tane bomba çıkarıyorum. Şu bir patlasın abi. Bu arada kargo değerimiz de artıyor işte 2-2 yani 750'ye, gerçi bunlardan 325 tane kesmek lazım. 700'e. Oo bak bu beni sevindirdi. Oo çok iyi be birader. Şu ablamızı zırlatıcı diye isim mi olur? Kaç kaç kaç.
Oo 100 verdi çok. Oğlum 10 tane çıkıyor. Oğlum bosslarda bile 15-20 falan çıkıyor. Bu çok iyi ya. Bunu sürekli gelip yapacağım bundan sonra. Şurayı bir açayım. Notumuzu burada bulmuştuk ama şu anda aktif değil. Buradan bayağı çıkıyor beyler. Motel bu konuda iyi he. Şunları da alıyorum. Kırılacak mı? Yani moteli de M16 ile giren nadir kişilerden biri olabilirim ya. Motel biliyorsunuz en kolay lokasyonlardan ama ben dayanamıyorum be abi. Sil varken yiyeceksin ya. Tamam ben burayı bir temizleyeyim. Şu bombayı da birlikte açalım. Bir bakalım bir şey var mı? Hani işimize yarar yoksa yok mu? Boşa mı uğraşıyoruz şu anda? Ona da bakmış olalım ya. Bak burası soyguncu skili istiyor. Kapıda çünkü kilit var abi. O kilidi kırmak kolay değil. Onun için biraz yetenek öğrenmen gerekiyor. Bu oda zaten olay yerimiz. Burada sadece buraya girseniz bile yeterli. Ama ben arka tarafta falan da pompalı falan bulduğumuzu hatırlıyorum. Burada çok... Bak abi bir bomba, bir tane sopa, iki tane bandaj, bayağı iyi ayakkabımız falan da var. Şöyle yaparız. Craft menüsünden sargıyı basarız. Ben moteli bir temizleyeyim. Tamam mı? Kapının önünde kan vardı. O biraz beni umutlandırdı. Herhangi bir cinayetle alakalı bir durum var mı? Ona bir bakarım. Eğer yoksa artık kargoları şu depo olayına bakarız. Moteli temizledim arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok ama bayağı bir şu sıra dışı örneklerden çıkıyor. Bu arada şeyi de merak ediyorum. Sizler sezonda kaçsınız onu da yazın arkadaşlar. Ben 18.5 oldum. Bu videoyu paylaştığımda belki 19 olmuş da olabilirim. Bilmiyorum. Çünkü 1'e kargolarını vererek bir de görevi tamamlayacağım birazdan. Ama genelde 18-19 arasındayım. Şu anda sizler kaç olduğunuz çok merak ediyorum. Onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kargoyu birazdan açacağız. Depo kısmını halledeceğiz. Tabii ben değerli bir kargo alalım. Çünkü şurada gördüğünüz en iyi ödül en değerli de çıkacak. O yüzden şunu tamamlayacağım abi 500'e. Zombileri kestikçe artıyor biliyorsunuz. Onu tamamlayayım. Ondan sonra tekrar bakalım depoyu yükseltelim ve kaç puan alacağız sizlerle birlikte görelim. Evet arkadaşlar hava karardı maalesef gördüğünüz gibi bayağı bir zaman geçti ya. Yani kasmak gerçekten zor çünkü şöyle zor aslında yani çok da zor değil de. Ben her tarafı bitirmiştim. Bunker Alpha bitmişti, işte Farm'a girmiştik, onun dışında Witch'i kesmiştik, Ravager'ı kesmiştik. Her tarafı kestiğimiz için Hard Mod'da, Normal Mod'da Bunker'ı temizlemiştim. Bayağı zor oldu. Bu arada biraz şekil yaptım da geldim. Bak şöyle kıyafetlerimi giydim. Abi şu olayın bana çıkmaması çok ilginç ya. Arkadaşlar hala iddia ediyorlar yani. Bunu birkaç kişi yazmış bilmiyorum. Sizler de yazın abi bana. Şöyle bir tam dolaşayım etrafımda. Yok abi çıkmıyor işte yani. Şimdi en önemli noktaya geldik arkadaşlar. Kargolarımı bitirdim. Onları sizlerle birlikte deneyeceğim abi. Depo olayını deneyeceğiz öncelikle. Önce bir depoyu bir deneyim. Şimdi şu kısımda arkadaşlar malzemelerim doldu. Gördüğünüz gibi 75 tane 75 altına buradaki tüm malzemeleri alacağım. Bakalım bir tane mi verecek yoksa... Aa hepsini verdi lan. Dur bir bakalım. Oğlum hepsini vermiş. Çok çok iyi. Mükemmel olay. Şimdi diğer bombayı deneyeceğim abi. Şunu da bir geç diyelim. 10'a ile 16'a altına umarım abi. Hem de direkt seçmeli ya. Depoya falan gönderme olayı yok. Barı elde ettim arkadaşlar. Oğlum çok çok iyi ya. Şunlar da depoya geldi. Artık bir dahaki sefere depoyu da alırım. Gördüğünüz gibi. Yani bunun aslında ne önemi var diyen arkadaşlar gördüm. Ya arkadaşlar bu bir sezon hatırası. Bir daha gelmesinin imkanı yok. Motor geliyor mesela. Her şey geliyor ama bu tekrar gelmiyor. Tost makinesine selamımızı verelim. Şimdi bu barı açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm olayları yaptık. 6 saat sonra. Aa burada görevler yenilenmiş lan. Motoru geri çağırınca görevler de yenileniyor. Bak bunun da bilgisini sizlere vermiş olduk. Şu gördüğünüz gibi 6 saat tekrar döndü. Ve artık buradaki görevler de yenilendi. Güzel abi buradan sezonu da kasarım. Hemen barımızı da artık bir sonraki videoda premium ödüllerle birlikte
kurarız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan inbox'tan tekrar bakalım da emin olamadım ya. Aynen, herkese içki burada. Peki şu anda en iyi ödül ne diyecek bakalım şurada. Ha, en iyi ödülü aldık oluyoruz zaten, tamam. Ama diğer ödüller de çok çok iyi. Yani fiberglass veriyor, işte factory parts veriyor, mayın veriyor. Bol bol mayın toplayın, wave olayında çok işinize yarayacak. Bayağı güzel oldu. Bayağı da aslında sezon hakkındaki tüm detayları size anlattım. Bak bu arada yeni bir abimiz şurada duvara yaslanmış bu sefer de. Oğlum çok ilginç bir yer burası ya. Sürekli bir şeyler yer değiştiriyor. 300 yaptım bu arada. Onu da söyleyeyim size. Sezonda da şu anda kaçız? 18'i tamamladık. 19-20'miz kaldı abi. Şu dedektif kıyafetini de almak için. Dedektif kıyafetini alınca zaten motorla, dedektif kıyafetiyle ve şu yeni barımızla birlikte sizlere bir video daha çekelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarımız devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.